Şimdi bir de ilaçları konuşuyoruz bir süredir. Bu dövizdeki artışla birlikte gündemimize girdi. İlaç fiyatlandırmalarında kullanılan euro kuru güncellenmiyordu bir süredir. Şimdi güncellenmiş, ilaç fiyatlarına %37,43 zam geldi. Bunu da biraz konuşalım. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan konuğumuz. Hoş geldiniz siz de. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Sağolunuz. Nasıl durum şu anda? Yeni fiyatlar ne zaman geçerli olacak? Söz konusu zam tüm ilaçlar için geçerli mi? Çok sayıda şikayet vardı işte ilaçlar bulunamıyor vesaire diye temin konusunda. Sorun çözüldü mü? Bilmediğimiz başka bir sorun var mı? Buyurunuz efendim. Evet, dediğiniz gibi yaklaşık biz 5,5-6 aydır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Pek çok ilaçta sıkıntımız vardı. Vatandaşın sıkıntısı vardı. İlacı ulaşamıyordu çünkü. Ve dün itibariyle bakanlık her yıl yaptığı gibi ilaç fiyatı da hesaplanacak yeni euro kurunu açıkladı. Bu kura göre de yaklaşık %37'lik bir fark oluşacak ilaç fiyatlarında. Şu anda ilaçların bulunabilme konusunda bir değişiklik şu an için yok. Çünkü uygulamaya girmesiyle alakalı 5 gün sınır var. Bundan sonrasından itibaren ilaç firmaları bunları piyasaya sunmaya başlayacaktır. Ama bu güncellemenin ne kadar süre için, ne kadar süre devam edeceğini, rahatlamayı sağlayacağını da zaman içerisinde hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Tam olarak ne kadar etkilendi, güncelleme rahatlattı mı? Biraz bununla ilgili de bizi detaylı bilgilendirir misiniz? Ve vatandaş ne zaman o sorunu çözüldüğünü görecek? Yani ilaç bulma konusundaki sıkıntı önümüzde bir hafta içerisinde mi biter, 10 gün içerisinde mi biter ya da biter O mi? kadar değilse bile, ilk etapta bir rahatlama olacaktır tabii ki. Çünkü sonuçta bunun yapılma sebebi zaten bu zam oranının belirlenmesi süreci firmalarla, üretici firmalarla devlet arasında, hükümet arasındaki bir amiyane tabirle pazarlıktı aslında. Şu anda buluştukları noktada bir güncelleme yapıldı. Bunun sonuçlarını, yani dediğiniz gibi rahatlamayı 15-20 günden önce görmeyiz. Yavaş yavaş piyasada ilaçları sürmeye başlayacaklardır ama hala reel kurla şu anki açıklanan kur bile arada bir makas var. Herhangi bir ekonomik dengesizlikte Ne süreç kadar bir içerisinde gene makastan söz maliyetler ediyoruz? karşılanmazsa şöyle dediğiniz gibi 6,29 açıklandı ama reel kur tabii ki biliyorsunuz çok fazla. Herhangi bir dövizdeki artış, iniş gene maliyetleri etkilerse firmalar aynı şekilde ilaç üretimi teminini yine kısıtlamaya gidebilirler tabii ki. Bu Bu periyodik her olarak zaman olabilecek bir durum zaten. Peki, bu periyodik olarak yapılan bir toplantı mı yoksa olağanüstü bir süreçten kaynaklı bir görüşme miydi? Yok, bu şu Döviz anda kuru. yapılan her sene bu zamanlarda yapılan rutin görüşme ve uygulama zaten sabit. Kararnameye göre böyle yapılıyor. Ama zaten sakıncalı ya da olan ya da sıkıntı yaratan kısmı tam da bu. Bunun her sene bir defa tek seferde yapılması. Şimdi bir anda %37 zam geldi ilaçlara. Bu hem kamuya aynı zamanda bir anda bir yüklenme demek hem de sosyal güvencesi olmayan vatandaşa da bir anda yüklenmek demek. Bizim hep söylediğimiz şu bu konuyla alakalı. Bu zammı, bu uygulamayı, güncellemeyi sene içerisinde yaymalısınız, bölmelisiniz ki firmalarda yüksek artış nedeniyle bu şey yapmasınlar. İlaçları elde stoklamak ya da vermemek gibi bir yola gitmesinler. Bunu böyle önleyebilirsiniz. Siz nasıl bir periyottan bahsediyorsunuz burada? Sene içerisinde 4'e, 3'e, 4'e bölerseniz bu güncellemeleri aynı rakamı bölerek uygularsanız yani 30'a 37'yi, 36'yı 9-9 gibi 3-4 seferde yapılsaydı belki 6 aydır vatandaş bu sıkıntıyı bir anda çekmeyecekti. Daha önceki güncellemelerin çok üzerinde bir güncelleme mi? En yüksek ne kadar olmuştu daha önce? Bu oranda olmadı şimdiye kadar çünkü reel kurla ilaçtaki fiyat kuru bu kadar aradaki makas açık değildi. İlk açıklandığı zamanlarda bu kararname ilk yürürlüğe girdiğinde hemen hemen kafa kafaya gibiydi diyebiliriz. Ama zamanla ve son özellikle 2017'den sonra çok aradaki makas açıldığı için artık tıkanma noktasına gelinmişti. Maliyetler kurtarmadığı gerekçesiyle de bu sonucu yaşamıştık zaten. Peki. Pınar Özcan çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. İyi Belki hemen yayınlar. değil ama önümüzdeki 10-15 gün içerisinde bu ilaç bulma konusundaki sıkıntıların ortadan kalkabileceğini işaret eder bir durum. Efendim bu konuda bir uzlaşı sağlanmış görünüyor şu anda. Ama tabii %37'nin üzerinde bir zam da söz konusu. Hem kamuya yük hem de sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara.